Maşallah. İyi günler. Daha önceki deneyimizde basit elektrik devresini yapmıştınız. Basit elektrik devremiz şekilde görüldüğü gibi iki pili seri olarak bağlamıştık. Bir ampul ve bir anahtardan oluşan bu şekilde basit bir devreydi. Şimdi deney setimizin içinden çıkan şu elektronik parçayı, elektronik devrelerde kullanılan direnci ve bunun etkisini inceleyeceğiz. Bu direnç üzerinde renk kodları 1 ohm olduğunu gösteren bu direnç, renk kodlarını internetten arattırdığınız zaman bulabilirsiniz. 1 ohmluk referans bir direnç. 1 ohmluk direnci devreye seri olarak koyduğumuz zaman ampulün parlaklığı biraz sönük yanıyor. Ne kadar sönük yanıyor hemen dirençsiz olarak bağlayalım ve dirençle birlikte bağlayalım. Dirençle birlikte biraz sönük. Peki bunun etkisini daha iyi görebilmek için bu dirence seri bir direnç daha bağlayalım. Peş peşe iki direnci bağladığımız zaman elde ettiğimiz direncin değeri 2 ohm olacak. 1 ohm, 1 ohm daha 2 ohm. Evet, iki direnci seri bağladık. Şimdi ampulün parlaklığını biraz daha sönük olduğunu görüyoruz. Şimdi bir tanesini devreden çıkaralım. Evet, tek direnç ve dirençsiz. Dirençsiz, tek direnç. Burada çok hafif bir ışığın değiştiğini görüyoruz tek dirençte. Ve iki dirençte biraz daha azaldığını görüyoruz. Şurada kısa devre yapıyor. Şunu şöyle çevirelim. Şimdi daha iyi göreceğiz. Evet, şimdi tekrar yapalım. Şu dirençsiz, tek dirençli ve iki dirençli. Peki dirençleri paralel bağlarsak ne olur? O zaman direncin değeri şu şekilde paralel yaptığımız zaman direncin değeri yarıya düşer. 1 ohmluk direnç olduğu için akımın bir kısmı bu dirençten, bir kısmı bu dirençten akacağı için elektriğe karşı gösterdiği direnç azalacak ve dolayısıyla direncin değeri de yarıya düşmüş olacak ve 1 ohmluk dirençleri bağladığımız için yarısı yarım ohm olacak. Evet, ampulün parlaklığı tek dirence göre daha parlak ve tek direnç de biraz fark edebiliyorduk ışığın düştüğünü. Fakat bu paralel bağladığımız zaman ışığın azaldığını çok fark edemiyoruz. Evet. Direncin 1 ohmluk direncin akıma ve ampulün ışığına etkisini incelemiş olduk. Hepinize iyi günler diliyorum.